İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan konvoya saldırısı ile ilgili kendi soruşturmasında Başbakan Benjamin Netanyahu'dan sonra Savunma Bakanı Ehud Barak ifade verdi ve yardım konvoyunu planlı bir provokasyon olarak tanımladı. Barak, iki yabancı gözlemcinin de yer aldığı soruşturma komitesinde Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan konvoyun ülkesini zor duruma düşürmek üzere tasarlandığını savundu. 31 Mayıs'taki saldırıda 9 Türk eylemcinin ölümü dünya çapında protestolarla karşılanmış ve İsrail-Türkiye ilişkilerini kopma noktasına getirmişti. Bu arada Türkiye'den de önceki gün aynı komisyona ifade veren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki geldi. Netanyahu, yardım filosunun durdurulması için en yüksek düzeydeki sayısız uyarı ve çağrılarının Türkiye tarafından görmezden gelindiğini söylemişti. Hiç kimse uluslararası sularda sivillerin öldürülmüş olmasının sorumluluğunu başka bir tarafa yükleyemez. Çok açık bir durum vardır. Uluslararası sularda İsrail sivilleri öldürmüştür. Her şeyden önce bunun sorumluluğunu üstlenmeleri gerekir. Ancak biz Uluslararası Komisyon'un bu konuda yapacağı çalışmalara güveniyoruz. Ve bunun neticesinde uluslararası hukuka uygun bir şekilde sorumluların belirleneceğine de inanıyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bahsettiği Birleşmiş Milletler'in soruşturması da dün başladı. Ancak İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın dün verdiği ifadede söyledikleri, İsrail'in bu uluslararası soruşturmada ne ölçüde yer alacağı konusunda yeni soru işaretleri yarattı. Bir askerin anlık kararlar verirken aklında avukatların olmasını istemiyorum diyen Barak, İsrail'li askerlerin sivil soruşturmalarda ifadeye çağrılmasına karşı çıktı. İsrail'in Birleşmiş Milletler soruşturmasındaki işbirliğiyle ilgili en önemli görüş ayrılığı da bu konu üzerinde düğümleniyor. Çünkü İsrail askerlerinin Birleşmiş Milletler soruşturmasında ifadeye çağrılmayacağına dair gizli bir anlaşmadan sonra işbirliği yapmaya karar verdiklerini savunuyor. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon böyle bir anlaşmaya varıldığını reddetti. İsrail'in soruşturması bugün Genelkurmay Başkanı Gabi Ashkenazi'nin ifadesiyle devam edecek. Ashkenazi'nin saldırının operasyonel boyutuyla ilgili soruları yanıtlaması bekleniyor. (Gülüyor)